ederdi. Ben iki seferde bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Erdoğan'a ifade ettim. Etmeye de devam ediyorum. Bu konuda Tuğrul Türkeş'in çabalarını da görüyorum. Evet. Onun gerekçesini de, ben de takdirle karşılıyorum, anlatmak isterim. Ben ilk önce oradan başlayayım. Ben Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne gittim. Sosyalist grubu da ziyaret ettim. Diğer en büyük grup sosyalist grup. Biz oradayız. Diğer grupları da ziyaret ettim. Türk delegasyonu da ziyaret etmek istedim. Türk delegasyonu bütün partilerden oluşuyor, bizim milletvekilimiz. 18 kişi. Bazıları yoktu, aşağıdaki görüşmelerdeydi. Tahmin ediyorum 10-12 kişinin olduğu bir yerde ben Tuğrul Türkeş'in başkanlığındaki delegasyon odamıza gittim. Konuştuk. Oradaki ifadeleri sonra ben kullandım. Bazı AK Partililer reaksiyon gösterince de Tuğrul Bey hayır, bu çerçevede görüştük dedi. İşin özeti şu. Tuğrul Bey şunu vurguluyor. Kavala Türkiye'de hapis, biz de bu odada hapisiz diyor. Onların o odada hapis olması şöyle bir şey. Tabii sembolik bir şey söylüyor. Onların o AKP'de oturumlarda, ikili ilişkilerde, temaslarda, savunuculuk çalışmalarında Türkiye lehine iş yapsınlar diyor orada 18 aktif milletvekili. Onlar birisine deyim yerindeyse saat sorsalar şu cevabı alıyorlar. Kavala'yı çıkarmadan bana niye saat soruyorsun? Bir ara Türkiye'de bu 141-142 vardı böyle. Evet. Her yerde karşımıza evet çıkıyordu. Evet. Şimdi de prangaydı. Prangaydı. Karşımızda bu. Yemek teklif ediyor mesela bizim arkadaşlarımız. Bu çok önemlidir. Örneğin etkili bir delegasyonun etkili isimlerinden birisine bir yemek yiyebilir miyiz deyip Türkiye'ye bir konuda destek isteyeceksin, bir ilişki geliştireceksin. Keşke Kavala çıksa da üçümüz bir yesek deyip reddediyorlar. Yani bunu örnek diye söylüyorum. Birebir bu oluyor, bu oluyor. Böyle şeyler oluyor. Her şeyde Kavala duvarına tosluyoruz. Bir de büyük haksızlık. Ayşe Hoca çok üzülüyor buna. Ayşe Buğra eşi. Sanki öyle bir hale geliyor ki bu Kavala hakikaten bütün yabancıların çok sevdiği, kayırdıkları bir, hiç ilgisi yok. %95'i adını sonradan öğrendi. %99'u, 98'iyle el bile sıkışmadı. Sembol dava diye. Neyin sembolü? 75 yıl önce kurduğumuz Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi aynı şehirde olan Strasbourg'daki bir diğer yapı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, konseyin kurucu ülkesi AİHM kararlarına uymuyor. Biz. AİHM karar veriyor, uygulamıyoruz. Anayasamızda uygulayacağım dediği halde. Böyle bir noktadayız. Bu anormal bir durum. Bunun da normalleşmesi lazım. Bunun için Tuğrul Türkeş de samimi gayret gösteriyor. Ben de çok doğru buluyorum, çok cesur buluyorum onu. Sonuç alabilme umudunuz var mı? Benim, bakın şöyle söyleyeyim Uğur Bey. Bundan da sonuç alınmazsa halimiz harap. Yani bu ülkeye yazık. Bir kim bir nefret uğruna 7 yıl içeride birisini çürütüyorsunuz ayrı günah. Ama bu ülkeye yaptığınız çok ayıp. Bu yüzden kredi notumu, şimdi bakın yıllardır gri listeden çıkmanın yolu belli söylüyoruz. 3 tane kanunu düzenleme yapacaklar. İşte kripto para, kişisel verilerin koruma kanunu falan. Yapmadılar, yapmadılar. Dünyanın en olmadık 8 ülkesiyle 10 ülkesiyle gri listedeydik. Nihayet yaptılar. Bak tık, bir puan kredi notumuz arttı. Bunun hepimize faydası var. Şu gezi sorununu çözseler, bu gezi sorununu çözseler bir anda Türkiye için bambaşka bir şey olacak. Bakın faydacı baksam, ciddi söylüyorum. Ben sonuçta iktidar yıpranırsa ben güçlenirim değil mi? Vallahi şu gezi meselesinin çözülmemesi benim lehime olur. Partimin lehine olur. Ama Türkiye'nin lehine değil, suçsuz insanların lehine değil, zavallı Vera'nın lehine değil. Vallahi bu kararı versinler, bitirsinler. Erdoğan'ın lehine bu, Özgür Özel'in değil. Siyaseten bakın, pragmatist bir yerden bakarsanız. Burada bu sorunun çözülmesi Türkiye'nin menfaatinedir gayet nokta. Tabii, gayet ve tabii. Ayrıca şunu çok kısaca söyleyeyim. Öyle abuk subuk bir yere geldi ki. Mine Özer'den iddia. Hesap açmış, dünyadan, yurt dışından para toplamış geziciler için. Ne hesabı ispat edebiliyorlar ne parayı. Yok ortada. Çiğdem Mater, gezinin belgeselini çekmek için apar topar Almanya'dan gelmiş. Kadın zaten kendi itiraf ediyor. Çekebilmiş mi, çekememiş. Ya YouTube'a yaz.
Sayın Hasan Bey'e söyledim. Hasan Doğan'a. Dedim ki bakın YouTube'a yazın Gezi belgeseli dedim. Sayın Cumhurbaşkanı arz edin. 7 tane çekilmişi var. Çekenler dışarıdaki, dışarıda olsunlar evet. Tabii. Çekemeyen içeride ya. Tayfun Kahraman, son onu söyleyeyim. Bülent Arınç'la görüştü. Reklama gideceğiz. Hayatın doğal akışına çok ters durumlar bunlar. Bu Tayfun Kahraman'ı şimdi mi söyleyeyim, dönüşte mi söyleyeyim? Dönüşte sorarız.